Aşağıdaki cümlelerden hangisi üslupla ilgili bir yargıdır? A. Romanda bir dağ köyünde yaşanan olayların kurgusu oldukça başarılı bir şekilde verilmiş. Burada konu var. Dağ köyünde yaşanan olaylar. Üslup nasıl anlatmış? Yazarın anlatımı nasıl sorusunun cevabıdır. Konu ne anlatmış? Burada ne anlattığı anlatılıyor. O yüzden bu gider. B. Her romanda akılda yer eden yeni bir karakter yaratmada bu yazarın üstüne yoktur. Karakter yaratmadaki başarısı anlatılıyor. Üslup falan yok. C. Yazar Duru yalın bir ifadeyle aktardı. Doğa ve insan betimlemeleriyle ses getirdi. Bakın geldi. Nasıl anlatmış? Duru nasıl yalın nasıl betimlemeler kullanmış? Cevabımız bu. D. Bir fabrika işçisinin büyük şehir karmaşasındaki var olma mücadelesi ele alınmış. Yine konu var olma mücadelesi. Bu da gider. E. Bu sefer toplumsal olayların dışına çıkıp bireysel bir içeriği tercih etmiş. Yine konu var. Cevap C. Aşağıdaki yargılardan hangisi kişisel düşünce içermemektedir? A. Herkes çocuklar için yazamaz. Çocuklar için yazacak kişilerin öncelikle yazarlığın gerektirdiği genel donanıma sahip olmaları gerekir. Bu onun fikri. Ben de diyebilirim ki hayır, herkes çocuklar için yazabilir. O yüzden bu kişisel düşünce. B. Doğa insanlara gıda ve hayvan yemi, enerji, ilaçlar, gen kaynakları gibi çeşitli malzemeler sağlayarak insan yaşamında çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu da onun düşüncesi. Belki biz diyebiliriz ki bu kadar da kritik bir rol oynamıyor. Yani kendi düşüncesi, bilimsel, herkesçe kabul edilecek nesnel bir veri vermiyor bize. C. Kuzey Kutup bölgesi çok soğuk ancak burası ilgi çekici gök olaylarına, hayvanlara ve bitkilere ev sahipliği yapan eşsiz bir bölge aynı zamanda. Buradaki ilgi çekici olması, eşsiz olması onun fikri. Belki ben böyle düşünmeyebilirim. O yüzden C olmaz. D. Ekosistemin bir parçası olan hayvanların gürültü kirliliğinden etkilenmesi zamanla ekosistemin işleyişini de olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Yine kendi fikri zaten gibi görünüyor diyerek nesnel olmadığını, kendi kişisel görüşü olduğunu söyledi bize. E. Hızla yüzümüze doğru gelen bir cisim olduğunda aniden gözlerimizi kapatmamız ya da limon gördüğümüzde ağzımızın sulanması bir reflekstir. Son derece bilimsel bir açıklama. Bu bir reflekstir diyor. Kanıtlanabilir bilimsel bir cümle. O yüzden cevabımız E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde betimleme yoktur? A. Kartepe'den Sapanca Gölü'ne doğru kıvrılan yolları yemyeşil bir orman örtüsü kaplıyor. İşte tasvirini yaptı. Yemyeşil bir orman örtüsü kaplıyormuş bahsettiği yerleri. B. Gölün mavisi etrafa serpilmiş evlerin kırmızı çatılarıyla birlikte bir renk cümbüşü oluşturuyor. Geldi zaten. Renk cümbüşü gök maviymiş. Burada da betimleme var. C. Gün ışığının huzmeleri köknarlar, çamlar arasından süzülüp geliyor, insana yaşama sevinci veriyor. İşte burada da gün ışığının huzmelerinin nasıl göründüğünü betimledi. D. Bu görüntü insanın haleti ruhiyesini bir yerden alıp başka bir yere götürüp orada bırakıyor. Burada kendisinde hissettirdiklerini, doğanın güzelliklerinin kendisi üzerinde bıraktığı etkileri, hisleri anlattı. Bir betimleme yapmadı, sadece izlenimlerini anlattı. O yüzden cevap D. E. Yeşil, turuncu, sarı ve erguvan rengi birbiriyle dans ediyor ağaç yapraklarında. Yine betimleme var. Yeşil, turuncu, erguvan renklerinin görüntüsünü bize anlatıyor. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Doğal kaynakların oldukça büyük bir kısmı ne yazık ki daha çok tüketmek için sömürülüyor. A. Birinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır. Kaynaklar niçin sömürülüyormuş? Sonuç sömürülmesi. Daha çok tüketme amacıyla sömürülüyor. O yüzden A gider. 2. Yalnızca son 50 yıl içinde dünya genelinde içme suyu tüketimi 3 kat, fosil yakıt üretimi ise 5 kat artış gösterdi. Ve ikinci cümle nesnel anlatımlıdır. Evet, sayısal veriler veriyor. Herkesçe kabul edilebilecek bir cümle. O yüzden nesnel. 3. Kaynak kullanımındaki verimlilik artışı nedeniyle bugün Kuzey Çin'deki yeraltı sularından Kuzey Atlantik'teki balık tarlalarına kadar tüm yenilebilir ve içilebilir kaynaklar tehlike altında. C. Üçüncü cümlede yargı gerekçesiyle verilmiştir. Evet, sebebini söyledi. Verimlilik artışı nedeniyle, kaynak kullanımındaki verimlilik artışı nedeniyle ne olacakmış? Balıklar tehlike altındaymış. Tüm kaynaklar tehlike altındaymış. Sebebi de verimlilik artışı, kaynakların kullanımındaki verimlilik artışı. 4. Sürekli artış gösteren tüketim kontrol altına alınmazsa artan hava kirliliği ve doğal kaynaklardaki bozulmalar insanlığı çok ağır bedeller ödemeye götürebilir. D. Dördüncü cümlede koşula bağlılık söz konusudur. Evet, alınmazsa, kontrol altına alınmazsa bedeller ödemeye götürebilir. Koşulumuz ve sonucumuz söylendi. 5. Yoksulluğun ve salgın hastalıkların çıkacağı günler çok uzak değil. Bir tahmin yaptı değil mi? E. Beşinci cümle dolaylı anlatım cümlesidir. Hayır, kendi cümlesi doğrudan onun ağzından çıkmış. Bunu tırnak içine alabilirim. O yüzden bu dolaylı değil, doğrudan anlatım. Cevap E.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 1. Günümüzde onkolojide kanser hastalarına doğal bir taş olan selenit içerikli vitaminler veriliyor. Vitaminlerin hangi amaçla verildiği söylenmemiş, o yüzden burada yok. 2. Diş ve diş eti hastalıklarına iyi gelen diş macunlarında kullanılan floroid de aslında doğal bir taş. Burada da amaçla ilgili herhangi bir şey yok. A ve B gider. 3. Bunların dışında birçok taş fiziksel ve zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yine amacı söylemedik. Kullanılıyor ama hangi amaçla? Amaç yok. 4. Doğal taşlar tedavi yöntemi olarak kullanılmasının dışında zihinsel yetenekleri geliştirmek, ruhsal gelişime yardımcı olmak, pozitif enerji çekmek ve sezgileri güçlendirmek için de kullanılıyor. Bakın burada geldi. Kullanılıyor. Amaçları, enerjileri çekmek, sezgileri güçlendirmek, ruhsal gelişime yardımcı olmak, yetenekleri geliştirmek, birçok amaç sayıda cevap geldi. 5. Her taşın ayrı bir özelliği var ve istenen konularda bu taşlar takı olarak takılarak, evde bulundurularak ya da sürekli kişinin üzerinde taşınarak kullanılıyor. Burada da hangi amaç olduğu söylenmiyor. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümlenin açıklamasıdır? 1. Son yıllarda nostalji başka bir deyişle eskiye duyulan özlem gittikçe yaygınlaşıyor. Burada yok zaten. Şıklarımızda da yok. 1. 2. Aslında insanlara baktığımızda onların yaşamlarından her geçen gün biraz daha memnuniyetsiz olduklarını görüyoruz. Açıklaması değil bu bir önceki cümlenin, o yüzden bu gider. 3. Artık günümüz insanında köyümüze geri dönelim özlemi her geçen gün biraz daha artıyor. Bir açıklama yok burada da. 4. İşin daha da ilginci, insanlardaki bu özlem hiç bitmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu da bir önceki cümlenin açıklaması değil. 5. Çünkü, bakın ipucunu da verdi. Çünkü diyorsan açıklama yapacaksındır. Sadece buna bakarak bile bulunabilirdi. Çünkü teknolojik gelişmeler yaşamı sadece kolaylaştırmıyor, aynı zamanda daraltıyor. Bir önceki cümlenin açıklaması. İşin daha ilginci, insanlardaki bu özlem hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Açıklaması da teknolojik gelişmelerin yaşamı kolaylaştırmasının yanı sıra daraltması, bu yüzden bitmeyecekmiş o özlem. 6. Durum böyle olunca da insanın kendisi bugün de gözü geçmişte kalıyor. Cevap D. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? Burada genç öğretmenler arasında beni sevenler var. Okuyorlarmış yazılarımı. Öğrencilerine de okutuyorlar. Onu pek doğru bulamadım. Çocuklar okuduklarına inanırlar, bellerler onları. Gerçi ben ne yazarsam inanarak yazarım. Kendi doğrularımı, gerçeklerimi söylerim. Çocuklar da bu adam böyle düşünüyor demez. Bu böyleymiş, doğrusu buymuş der. Bakın, doğrudan anlatım tırnak içine alınan kısımlardır. Tırnak buralarda olduğuna göre bu cümlemizde var. Yani cevap D. İşte bu sorumluluğu üzerime alamam çünkü ben öğretici değilim. Cevabımız gelmişti zaten. Cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? A. Seni düşündükçe gül dikiyorum elimin değdiği yere. Hemen geldi aslında. Gül dikmemin koşulu ne? Seni düşünmem. Seni düşündüğüm zaman, seni düşündükçe, bu koşulu yerine getirdikçe gül dikiyorum. Cevabımız geldi ama diğerlerine de bakalım. B. Kalk dostum ormana gidelim. Geyik sesleri içine çökelim. Hiçbir koşul yok. C. Anladım farkın. Neden sonra? Tohumdan başka şeymiş bitki. Burada da yok koşul. D. Hiç görmediğim şey bu. Kurdun gözü yılmış sürüden. Burada da yok bir koşul. E. Aklının içinde siyah bir vapur. Kıvranır. İnsaf nedir bilmez. Burada da yok. Herhangi bir koşula bağlılık. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından farklıdır? 1. Yazın hayatına 1. Dünya Savaşı yıllarında atılan Reşat Nuri 60 yıl önce aramızdan ayrıldı. Bu kanıtlanabilir değil mi? Baksak ne zaman yazmaya başladığını, ne zaman aramızdan ayrıldığını net bulabiliriz. Yani nesnel. 2. Çalıkuş adlı romanıyla haklı bir şöhreti yakalayan Reşat Nuri, Türk edebiyatına birçok yenilik getirmişti. Haklı şöhret, bu cümleyi söyleyen kişinin yorumu. Yani bu öznel, birincisi nesnel, ikincisi öznel çıktı. Bakalım diğerlerine nasıl? 3. Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe dayanan realizme cazip bir romantizm karışmıştır. Cazip kelimesi de onun yorum olduğunu gösteriyor. Yani 2 ve 3 öznel olduğuna göre cevap çıktı ama biz diğerlerine de bakalım. Yazarın anlatımda ve psikolojik tahlillerdeki gücünü de ayrıca belirtmek gerekir. Güçlü olduğu psikolojik tahlillerde onun fikri, nesnel değil, yani başkası güçlü olmadığını düşünebilir. 5. Ancak hayatı her haliyle hoş gören Reşat Nuri'nin kaleminden yüreği burkan bir şey çıkmamıştır. Yüreği burkan bir şey çıkmadı, onun yorumu, belki bir başkası tam tersini düşünür. Cevap A. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra çünkü kültür bir çiçek tohumundaki öz gibi toplumu bir arada ve canlı tutan, geliştiren bir etkendir cümlesi getirilirse önceki cümlede öne sürülen düşünce açıklanmış olur. 1. Kültür kavramı içerisinde birçok öge yer alır. 2. Dil, edebiyat, ekonomi, aile yapısı bu ögelerden sadece birkaçı. 3. Ulusların gelişmişlik düzeyi ve birlikteliği ile kültür arasında çok sıkı bir etkileşim vardır.
4. Sağlıklı gelişmiş toplumlar zamanın getirdiği yenilikleri gelenekten taşıdıklarıyla kaynaştırarak yol alır. 5. İşte bu yüzden atılacak her adım bu amaca yönelik olmalıdır. Şimdi arkadaşlar 3'ten sonra cümleyi getirip okuyalım. Ulusların gelişmişlik düzeyi ve birlikteliği ile kültür arasında çok sıkı bir etkileşim vardır. Çünkü burada kültürden bahsediyor. O yüzden bize kültürle ilgili, bu cümleyle ilgili bir şey lazımdı. Çünkü kültür bir çiçek tohumundaki öz gibi toplumu bir arada ve canlı tutan, geliştiren bir etkendir. Burada da ne demişti? Gelişmişlik düzeyi, birlikteliği. İşte bakın burada da birliktelik, bir arada tutan, gelişmişlik düzeyi geliştiren ve kültür tamamen bu cümlenin açıklaması gibi duruyor. O yüzden cevap C. Aşağıdakilerin hangisinde ikinci yargı, birinci yargı ile ilgili bir yorum içermektedir? A. İnsanın doğayla savaşımında korkunun rolü inkar edilemez. Burada önemli olan hepimizin yaşayabileceği bu insanca duyguyu iyi değerlendirebilmektir. Burada yok yorum ikinci cümlede. B. Çocuk edebiyatı alanındaki niceliksel artışın bu edebiyatın niteliğine katkı sağlaması her zaman mümkün olmasa da okur olarak umudumuzu yitirmiyoruz. Burada da yok bir yorum ikinci cümlede. C. Bu kitap günlük konuşma dilinin inceliklerini içinde barındıran bir dille yazıldığı için hemen her yaştaki okurun beğenisini kazanıyor. Burada da yok. Neden sonuç ilişkisi var daha çok. D. Sayısı 200'e yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temellenmiştir. Bu da onun saatlerini kütüphanedeki binlerce bilim kitabının arasında geçirdiğini gösteriyor. Bakın geldi açıklama. Birinci cümlede dedi ki sayısı 200'e yaklaşan romanları çeşitli bilim dalları üzerine temellenmiştir. Bu ilk cümlemiz. Bu temellenme de onun saatlerini kütüphanedeki binlerce bilim kitabının arasında geçirdiğini gösteriyor. Orayla ilgili bir yorum yaptı. Olduğunu gösteriyor. Yani bu benim fikrim, benim düşüncem anlamında yorum yaptı. Cevap geldi. E. Yaşadığı dönemdeki her türlü gelişmeyi ve değişmeyi yakından izler. Böylece hem çağını iyi tanır hem de birikimleriyle geleceğe yönelik öngörülerde bulunur. Burada da yok. Cevap D. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Dolaylı anlatım. B. Amaç ilişkisi. C. Neden sonuç ilişkisi. D. Doğrudan anlatım. E. Koşula bağlılık. Montaigne'in türlü konular üzerinde düşünceleri gözden geçirilirse anlaşılır ki Montaigne hiçbir plana uymadan sırf düşünmekten zevk aldığı için yazmıştır. Şimdi burada iki şey geldi. Gözden geçirilirse şart geldi. Koşul neredeydi? Gitti koşula bağlılık. Ayrıca düşünmekten zevk aldığı için yazmıştır. Niçin yazmıştır? Zevk aldığı için. Neden sonuç da geldi bu cümleden? Devam edelim. Montaigne kitabının başında okuyucu, kitabımın konusu benim demiyor mu? Bakın burada da ne geldi? Doğrudan anlatım tırnak içinde verilmiş. İşte bu tırnak içindeki kısımlar doğrudan anlatım. Bu da gitti. Başka bir yerinde de hep kendini gözden geçirdiğini, kendini yakaladığını söylemiyor mu? Daha önce de çok söylemiştim. Bakın di, dolaylı anlatım yapılır diye. Başka bir yerinde hep kendini gözden geçirdiğini söylemiyor mu? Onun sözünü bize aktarıyor. Aslında doğrudan olarak şöyle demiş. Hep kendimi gözden geçiririm. Fakat onu bize hep kendini gözden geçirdiğini şeklinde dolaylı olarak aktardığı için cevap B.